Teknik analiz zor. Siz bu videoyu izleyene kadar. Teknik analiz hakkında yanlış bilinen birçok şey var. Kurslara gidip bir ton ücret bayılan bir sürü insan var. Ben de dedim ki Türkiye'deki yeni başlayanlar için en iyi teknik analiz videosunu çekeyim. Teknik analiz ne yapar? Gerçekten anlayabilirseniz teknik analizi buradan değil de buradan alım yapabilirsiniz. Öncelikle çok önemli terminoloji ile başlıyoruz. All time high yani en yüksek seviye bir varlığın tüm ömrü boyunca gördüğü en yüksek fiyattır. Destek bir varlığın düşük seviyelerinde oluşur. Birincikine veya önceki fiyatlara bakarak anlarız. Bu seviyeleri indikçe alım geliyor deriz. En basit tabiriyle yatırımcılar bu seviyeyi alım seviyesi olarak görüyorlar diyebiliriz. Varlık buraya indikçe talebin yoğunlaşması nedeniyle düşüş eğiliminin durması beklenen bir fiyat seviyesidir. Direnç seviyesi fiyatı yükselmekte olan bir yatırım aracının artık yükselişinin yavaşladığı Alıcıların artık isteksiz, satıcıların daha istekli olduğu fiyatlardır. Trend çizgisi geçerli fiyat yönünü gösterir bize. Tek yaptığımız şey önceki fiyatları birleştirerek yönünü anlamak. Formasyon şimdi kol, göz, omuz, kafa, popo falan diyoruz. Bunlar formasyon. Fiyat hareketleri ayırt edilebilir bir desen oluşturduğu zaman, aa şu şekli alınca genelde yükseliyor. Aa şu şekil oldu. O zaman düşecek diyebiliriz. Bunlar bize al veya sat sinyali verirler. Pump ve boğa bize fiyatın yükseldiğini, dump ve ayı bize fiyatın düştüğünü söyler. Long pozisyon, longlamak veya long açmak. En basit tabiriyle varlığın fiyatının yükseleceğine bahse girmektir. Short pozisyon, shortlamak veya short açmak da bunun tam tersi. Varlığın fiyatının düşeceğine bahse girmektir. Buraya kadar eğer kafanız karıştıysa ben terimler arasında kayboldum diyorsanız merak etmeyin videonun sonunda her şeyi anlayacaksınız. Hepsini basit bir şekilde anlatacağım. Gerçekten videonun sonuna geldiğiniz zaman kendinize bu dalda yatırım yapmış olacaksınız. Siz kripto para alırken görüyorsunuz bir piyasa emri bir de limit emri vardır. Piyasa emri şu an kaç paralık almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz satın al butonuna tıklıyorsunuz. O varlığın fiyatı ne kadarsa piyasa fiyatından satın alıyor elbette limit emri daha mantıklı. Mesela bitcoin 60 bin dolarda. Siz kısa vadeli işlem yapıyorsunuz. Oraya 59.900 yazıyorsunuz. Limit emri giriyorsunuz. Bitcoin 59.900'e düştüğü anda otomatikman alıyorsunuz. Tabi düşerse. Veya tam tersi. Elinizde 1 liraya aldığınız bir varlık var. 2 liraya gelince satması için emir giriyorsunuz. Bu emre girdiğiniz zaman sizin ekran başında 2 lira olmasını beklemenize gerek yok. 2 lira olur olmaz bunu satacak. Peki nereden almalısınız? Şu an kripto para alacaksanız birazdan hisselere de gireceğim. Kripto para alacaksanız tavsiye edebileceğim iki tane yer var. Birincisi Kucoin. Coin çeşitliliği çok fazla. Fırından yeni çıkmış, az bilinen, patlayabilecek coinleri burada bulma ihtimaliniz daha fazla. Şu an kampanyaları var. Linkten kayıt olup tek seferde 100 dolarlık işlem yaparsanız Etkinlik sonunda şansınıza bağlı olarak 100 dolara kadar hediye kazanacaksınız. İkinci tavsiye edeceğim Binance. Binance dünyanın en büyük kripto para borsası. Çeşitliliği KuCoin kadar yok ama dünyanın en iyi kripto para borsası. Gördüğünüz gibi birinci sırada. Eğer hisse alacaksanız banka veya aracı kurum olabilir. Benim tavsiyem aracı kurumlar daha mantıklı çünkü komisyonları daha az. Çok önemli mi derseniz bence önemli. Bir yıl boyunca işlem yapmışsınız. Sonra geri dönüp bir bakmışsınız yüzlerce belki binlerce lira komisyon vermişsiniz. SPK onaylı birçok aracı kurum var. Bunların arasında devasa farklar olduğunu sanmıyorum. Google'a yazarsanız en çok tavsiye edilen aracı kurum hangisi insanların en çok beğendiğini seçip kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha derinlere inmeden önce şunu söylemem lazım. Videonun geri kalanını gerçekten öğrenmek için size teknik analiz ve piyasa hakkında öğretilenleri unutmanız lazım. Teknik analiz hiçbir şekilde asla %100 sonuç vermez. Gerçi bu her şey için geçerli. Piyasalar irrasyoneldir. Hisseler biraz daha tahmin edilebilir ama kripto para piyasası tam irrasyoneldir. Şurayı kırarsa yükselir, şurayı kırarsa düşmesini bekliyorum. Biri böyle anlatıyorsa sağ üstteki çarpıya tıklayın, kapatın. Bu kadar basit değil. Teknik analiz aslında bize insanların psikolojisini gösterir. Ne kadar uzmanlaşırsak başarı şansımız o kadar artar. Neden %100 sonuç vermez? Bir formasyon gördük diyelim. Biz onu gördüğümüz zaman bakıyoruz desenlerde benziyor. Bize al sinyali veriyor. Tek sanımı veriyor. Sanımı özel hayır. Onu herkes görebiliyor mu? Evet. Herkes onu beklediği için satış erken gelebilir ve ters köşe olabilirsiniz. Veya yine birileri emin konuşur. Şu formasyon, bu formasyon anlatır Benim de 100 milyon dolarım vardır. Queen'in piyasa değeri de 50 milyon dolardır bir anda para sokup bunu istediğim gibi manipüle edebilirim. Özellikle hisse yatırımcıları arasında buna tahtacı çok derler. Benim bir anda aklıma eştiği gibi para sokup coin'i istediğim gibi manipüle edebileceğimi hangi kafa, kol, omuz, baş formasyonu gösterebilir? Hiçbiri gösteremez. Demek istediğim teknik analist çok şey gösterebilir. Uzmanlaştıkça gerçekten benim tanıdığım var. Çok kazandırabilir. Ama teknik analiz her şey değildir. Bunlara geldik görüyorsunuzdur. Belki birilerini izliyorsunuzdur veya siz öyle boş boş bakıyor olabilirsiniz. Çok doğal. Görüyorsunuzdur orada mumlar, yeşil ve kırmızı renkler, çubuklar falan var. Bunlar ne anlama geliyor? Mumlar her zaman bize çizgi şeklinde gördüğünüz grafikten çok daha fazla şey anlatır. Saniyelerden tutun da haftalar, aylara kadar sıralayabilirsiniz. Bunlar sizin yatırımcı tipinize göre değişir. Mum bize hangi süreyle bakıyorsak Mesela 5 dakikalık bakıyorsak o bir mum bize 5 dakikayı gösterir. Grafikte bir günlüğü seçmişsek o bir mum bize bir günü gösterir. Kırmızı mum bize fiyatın düştüğünü, yeşil yükseldiğini gösterir. Ama burada bize çok daha fazla şey anlatıyor. Mum kırmızı ise mumun üst kısmı bize hangi fiyattan açıldığını, mumun altı ise kapanış fiyatını gösterir. Yeşil için de tam tersi mumun alt kenarı, alt kısmı bize açılış fiyatını, mumun üst kısmı da kapanış fiyatını gösterir. Bir de fitiller var. Bunlar en düşük ve en yüksek seviyeyi gösterirler. Örnekle çok daha iyi anlayacaksınız. Şu an aylık bakıyorum. Her mum bir ayı gösteriyor. Mum 37 bin dolarla açılmış, 40 bin dolara kadar çıkmış. Yani fitil 25 bin dolara kadar da düşmüş ve şu an burada. Fitiller çok uzun olursa yüksek volatilite vardır size basit bir şekilde deneyebileceğiniz bir şey göstereceğim. Kardamonun önce direnç sonra destek seviyelerini çizelim. Direnç seviyeleri yüksek noktaları destek seviyeleri de düşük noktalar. Bunları birleştiriyoruz. Şu an kardamonu düşüş trendinde. Destek seviyesine indiğinde alım yapmak tabi size daha göstereceğim bazı göstergeler var. Hepsini hesaba katarak. Bu çok basit. Direnç bölgesine yaklaştığında satmak veya kar almak bir strateji. Çok gördüğünüz bir adet formasyondan örnek göstereyim. Omuz baş omuz formasyonu. Obo. Önceden mevcut olan bir trendin artık ters yönde değişim gösterdiğini gösterir. %100 değil. Artık düşüşe geçmesi beklenir varlığın. Bunun gibi yüzlerce formasyon vardır. Fikir verebilirler ama %100 sonuç Hayır. Teknik analizciler bayılır. Anlatırlar o bo var falan bunu bir saat anlatırlar. 100 tane şekil çizerler. Bakın omuz baş omuz artık düşüşe geçiyoruz. <laughs> Derler ve tersi çıkar yükselir. Neden? İnsanlar bu davranış patenlerini öğrendikleri için bunlar yeni davranış patenlerinin oluşmasına neden olabilir. Spot trading yani spot işlemler. Alıp verirsiniz takastır en temeldir. Bitcoin dolar paritesi ile dolar ve bitcoin işlemleri yaparsınız. Yani normalde siz girip USDT falan stabil verip karşılığında herhangi bir coin alıyorsanız bunu spot işlemlerde yapıyorsunuz. Kaldıraçlı işlemler. Diyelim ki 10x kaldıraç kullanıyorsunuz. 100 dolar yatırdınız. Yatırım yaptığınız şey %1 değerlendi. 10x kaldıraçla işlem yaptığınız için aslında %1 değil %10 değerlenmiş olacak. Çok güzel ama işin tersi de var. Varlık %1 değer kaybettiği zaman paranızın %10'undan oluyorsunuz. İşte bu yüzden kaldıraçlı işlemler yaparken işin içine çok fazla duygular girer. Çünkü her şey çok hızlı gelişir. Beynimiz de bizi yanıltır. Duygularımıza yenik düşme ihtimalimiz çok fazla. Bu da çok kötü sonuçlara yol açabilir. Stop loss nedir? Örneğin bir hisse senedi veya kripto para aldığınız zaman fiyatın mesela %10 altında bir stop loss emri belirlemek sizin kaybınızı %10 ile sınırlar. Mesela 100 dolara bir adet kripto para aldım. 90 dolara satış emri giriyorum. O 90 dolara gelir gelmez ben elimden çıkarıyorum. Kurtulmuş oluyorum. İsterse o yerin dibine gitsin. Bu beni hiç etkilemez. Ama 89 dolara düşüp elimdeki satılmış olup sonra oradan dönüp aya da gidebilir. Bu yüzden çok söylerler stop loss stop loss diye. Aslında rastgele bunu koymak sizin birçok fırsatı kaçırmanızı sağlayabilir. Ne yapabilirsiniz? Benim kaybedebileceğim en fazla miktar şu kadar dersiniz paramdan bu kadar kaybedebilirim onu koyabilirsiniz. Destek seviyelerine veya birazdan anlatacağım hareketli ortalamalara veya RSI güç endeksine göre karar verebilirsiniz. Ama yine de bu işin sadece %10'u. Bunun dışında birçok araştırma yapmak. Mesela makro faktörler, faiz, enflasyon bunların hepsini hesaba katmak gerekir. Market cap yani piyasa değeri. Basit ama çok önemli. Dolaşan arz çarpı fiyat bize piyasa değerini verir. X coin'den 1 milyon adet var dolaşımda ve güncel fiyatı da 10 dolar. O zaman bu X coin'in piyasa değeri 10 milyon dolar. Büyük piyasa değeri olan varlıklar daha stabildir. Çünkü büyük bir şeyi yerinden oynatmak çok daha zordur. 1 milyon dolarınız varsa 1 milyon piyasa değeri olan bir coin'i oynatmanız kolay. Ama 1 milyon dolarınızı Bitcoin'e yatırırsanız tavşan dağı olayı oluyor. İşlem hacmi Kripto para işlem hacmi, kripto para alım ve satım işlemlerinin toplam miktarının belirli bir dönemdeki adına verilir. Şöyle anlatayım. Emir coin çıkardık. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun fiyatı 1 dolar. Bunu iki kişi arasında, ben ve karşı tarafta bir kişi daha arasında 10 kere al sat yaptık. Emir coin'in işlem hacmi 10 dolar olmuş oluyor. İşlem hacmi gerçekten önemli ve mutlaka teknik analizinizin bir parçası olmalı. Eğer bir varlığın fiyatı yükseliyorken gerçekten işlem hacmi de yükseliyorsa daha güçlü trenddir demektir. Buna direkt kullandığınız borsadan bakmak yerine bence CoinMarketCap veya CoinGecko gibi yerlerden bakın. O çünkü bütün borsalardan veri çektiği için, birçok borsadan veri çektiği için daha doğru sonuç ulaşırsınız. RSI göreceli güç endeksi. Bunu direkt göstereyim. Mesela bunu açmak için TradingView'de göstergeler kısmına gelip RSI yazıyorum, tıklıyorum ve açılıyor. Yukarısı aşırı alım, aşağısı aşırı satım bölgesi. Yani 30'a yaklaştığında çok fazla satış gelmiş, artık satışlar bitmiş, fiyat yükselebilir anlamına geliyor. 70'e yaklaştığında ise hatta üstüne çıktığında çok fazla alım gelmiş, artık alacak adam bulamayabiliriz, satış gelebilir demek. Hareketli ortalama çok kullanabileceğiniz benim de kullandığım bir indikatör. Son x gündeki fiyat ortalamasını hesaplar. Bunu o varlığın günden güne fiyatını toplayıp onların ortalamasını alarak elde ederiz. Fiyat hareketli ortalamanın altına kırdığında bazı yatırımcılar bunu bir düşüş trendinin başlangıcı olarak yorumluyorlar hareketli ortalamanın bir süre altında kaldıysa ve oradan dönüş gördülerse, başka göstergelere baktığında da mantıklı geliyorsa, ucuz olduğunu düşünüyorsa alım yapıyorlar. Elbette çok farklı şekillerde kullananlar da var. Sizin belki bu videoyu izledikten sonra zamanınızı verirsiniz, pratik yaparsınız, yeni şeyler geliştirirsiniz ve çok farklı eşsiz size özel bir stratejiniz olabilir. Teknik analizde başarı için bol bol pratik ve sabır gereklidir. Teknik analizde uzmanlaşmak, nereden alman gerektiğini, nerede satman gerektiğini ve potansiyel tehditleri anlatabilir. Ama bence asla 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 tek başına karar verici olmamalıdır. Dediğim gibi enflasyon, faiz oranları, Rusya Ukrayna olayları, tedarik zinciri, dünyanın nereye gittiği, makro olayların etkisi yanında teknik analiz çok bir şey değil. Paranın nasıl çalıştığını, gerçekten nasıl çalıştığını, finansal sistemi, makro olayları anlamadan sadece grafikler ve çizgiler üzerinden yorumlamak gözleri kapatıp sadece duyarak arazide koşmaya benziyor veya böyle bakmak, hatta böyle bakmak gibi. Ben teknik analizi sadece yardımcı olarak kullanıyorum ve bundan öteye gitmesinin mantıksız olduğunu düşünüyorum. Teknik analiz önemli. Demek istediğim o değil. Gerçekten çok kazandırabilir. Çünkü ben teknik analizde bayağı uzmanlaşıp çok güzel kazananlar biliyorum. Ama lütfen teknik analiz %100 kesin sonuçmuş gibi sizlere pazarlayan, kurs satan insanlara düşmemenizi istiyorum. Unutmayın para ve haber teknik analizi bozar. Bunu not etmenizi istiyorum. Para ve haber teknik analizi bozar. On-chain analizi, sentiment analiz gibi birçok konudan bahsetmedim. O zaman yapmanız gereken bu tarz videoları kaçırmamak için mutlaka abone olmak ve yandaki zili butonuna tıklayıp bildirimleri açmak. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Seni daha fazla görmek istiyorum diyorsanız Instagram hesabımı yazdıklarını daha fazla okumak istiyorum diyorsanız Twitter hesabımı açıklamaya koyacağım. O zaman iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.